toes in the sand, use the sleeves of my sweater. Let's have an adventure. Head in the clouds, above my gravity centered. Touch my neck, and I'll touch yours. You and those little high-waisted shorts. Oh. Evet, azıcık geç kaldım ama hazırlanıp çıktım. Bir de üstüme bir öncekini giymedim çünkü onun göbeği çok açıktı ama şu an böyle vücudum şişken, onu giymeyeyim dedim. Ve hazırlanırken acele edip kameranın ekranını biraz kırdım arkadaşlar. Şu an çaktırmasam da çok mutsuzum. Canım yoldaşımı bayağı bir kırmış buldum, böyle baştan sona kırıldı. Merhaba. Merhaba Kıyana. Hoş buldum. Kadıköy İskele'ye gideceğiz. Senin bacakların üşümüyor mu? Aksini sevin seni. Arkadaşlar, Ege'yle şöyle ukuleler gördük ve benim aşırı hoşuma gitti. Bayağıdır da biliyorsunuz, önceden konuşmuştum size, ukulele almak istiyordum. Ama bu boyalılar biraz daha pahalı. Ben şimdi ahşap güzel bir ukulele alacağım. Bunların da fotoğrafını çektim. Sonra bunları evde böyle boyayacağım. Hem güzel etkinlik de olmuş olacak. O yüzden heyecanlıyım. Şimdi arkadaşlar, bakın nereye geldik. İki videomu falan izlediyseniz muhtemelen Türkiye'de en sevdiğim yerin burası olduğunu biliyorsunuzdur ve bilmiyorum. Aslında gece daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi abartmayayım. Gündüzleri bir tık daha az seviyorum ama yine de çok güzel görünmüyor mu ya? Şimdi yemek yiyeceğiz değil mi? Hı hı. Şimdi arkadaşlar bir şeyler yemeye geldik. Masada kedi köpek olayı dönüyor. Sohbeti kaçırmamak için şimdi hemen geri dönüyorum. Bir şey kaparsam size anlatacağım. Arkadaşlar saat tam 2:15 geçiyor. Ben de videoyu editliyorum ve şeyi fark ettim. Şimdi ikinci güne geçmeden önce video boyu hiçbir açıklama ya da konuşma yapmamışım. Onu fark ettim. O yüzden şöyle bir kısaca konuşmak istedim. Şöyle ki bu videoyu biraz şey düşünerek çektim. Hani böyle aylardır dışarı çıkmıyoruz. Ben de çıkmıyordum. Hatta muhtemelen böyle biraz daha gereklilik olmasaydı, yani sadece keyfe, muhtemelen çıkmayacaktım. Ama bir şekilde gerekmişken ve çıkmışken size böyle vapuru, işte dışarıyı göstermek istedim. Çünkü bana çok iyi geldi. Gerçekten inanılmaz iyi geldi. Size de hani belki görmek iyi gelir diye düşündüm. Çünkü bana görmek de iyi geliyor. Yani ekrandan olsa bile dışarıyı görmek iyi geliyordu. İlk gün videoda söylediğim gibi Ege'nin bir şeyleri alması gerekiyordu ama işte iki gitarı, işte bir tane tripodu falan bir sürü şey vardı. Yardıma gittim ona. O sırada Galata zaten yolumuzun üzerinde gibi bir şeydi. Oraya da uğramış olduk. Ve şunu fark ettim. Video boyu neredeyse hiç maske görünmüyor ama takmamız gereken yerlerde tabii ki maske taktık. Zaten vapura vesaire binerken takmadan giriş yapamıyorsunuz oraya. Ve itiraf etmeliyim ki maskeden nefret ediyorum. Çünkü ya klostrofobim var ve böyle nefes net alamadığım yerlerde ya da işte böyle çok hani kafana kısılmış gibi hissediyorum. Ama tabii ki bu geçerli bir sebep değil. Yani maske takamıyorsam o zaman dışarı çıkmamam lazım. Çünkü hem benim için sorun teşkil ediyor hem çevremdeki insanlar için. O yüzden tabii ki takıyorum ama çok da dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Çünkü maske takmak istemiyorum. Yani bu zorunluluğu edinmek istemiyorum. Bu şekilde araya girip açıklamak istedim. Çünkü çok hala hassas konular ve hepimizin hala çok dikkatli olması lazım. Bir yandan böyle normalleşmek istiyorum. Ufak adımlar atmaya çalışıyorum ama diğer yandan çevremden hikayeler duyuyorum ve hala işin ne kadar ciddi olduğunu kavruyorum ve korkuyorum açıkçası ve üzülüyorum. O yüzden herkese tekrardan çok dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum ama diğer yandan da hayatın bitmediğini, gerekli önlemler alındığında yine bir şeyler yapabileceğimizi söylemek istiyorum. En azından benim düşüncem bu. O zaman isterseniz ikinci güne geçelim. İkinci günde de dans günüydü. Yüzüm çok parlıyor ya. Güneş kremini sevmediğim yanı bu. Yani cildimde iz kalmasın diye güneş kremi sürüyorum her daim ve yani çok parlıyor cildim ve ben parlak makyaj hiç sevmem. Aydınlatıcı bile sevmem. Ay,
Saçım hala ıslak. Bir de taksi çağırdım ama gelmedi arkadaşlar. Birdenbire sürücü kendi iptal etti çağrıyı. Bir artık gelse de şu kamerayı karşıma koyup size anlatsam sabahtan beri neler olduğunu. Çünkü bugün biraz ters bir gündü. Arkadaşlar bu vlog normalde çok daha erken başlayacaktım. Çünkü bu sabah sınavım vardı. Kamerayı açıp işte sınava girip ondan sonra günü sizle birlikte yaşayacaktım. Ama sınava giremedim. Çünkü kalkamadım. Çünkü saat 6'ya kadar ders çalıştım. Gerçekten her şeyin fazlası zarar. Yani böyle çok çalışayım iyi alırım gibi düşündüm. Ama saat 9'da olan sınava 6'ya kadar çalıştığınızda ve tek yaşadığınızda ne yazık ki kalkamıyorsunuz ve sınava giremiyorsunuz. Bunun hikayesi çok ayrı ama gerçekten böyle online ders sürecinde yaşadıklarımı size anlattığım video çekmek istiyorum. Çünkü o kadar fazla şey yaşadım ki sınav anında ağladığım bile oldu ama sebebi sorulardan değildi, başka bir sebepten. Çok cidden çok garip şeyler tecrübe ettirdi bana bu online eğitim. Size anlatacağım hepsini çünkü gerçekten çok garipti yani. Şimdi bir yandan yola bakıyorum çünkü taksiye bineceğim ve geldi mi? Geldi. Gidelim. Dansa gideceğiz. Arkadaşlar 2 saatin sonunda dans bitmiş bulunuyor. Çok şimdi konuşmak istemiyorum çünkü konuşurken maskeyi çıkarıyorum ağzıma okuyor ve sesim bok bok gelmesi diye ama bu etraf aşırı kalabalık. O yüzden çok maskeyi çıkarmak istemedim ama baksanıza nasıl terledim. Konuşabilir miyim? İçim o tarar derde geçti. Taksi bulamadım bu arada. Direkt çağırdım o yüzden uygulamadan. Çok yoruldum ama gerçekten yani online ortamla o kadar fark ediyor ki ben hiçbir online dersi sevmiyorum. Ben her şeyin normalini seviyorum. Taksim de geldi bu arada. Merhaba. Konuma girmiştim zaten. Sonunda eve geldim arkadaşlar ve 2 saat aralıksız dans etmek gerçekten beni çok yordu ama bir yandan çok da keyif aldım. Bayağıdır hani bu şekilde dans etmiyordum. Hani ediyordum, yine ders alıyordum ama online şekilde alıyordum ve cidden online'a böyle direkt karşılıklı etmek çok farklı oluyor. O yüzden keyif aldım ama böyle biraz garip hissetmedim de değil. Neyse ben eve geldim, böyle hafif bir makyaj yaptım, ruj sürdüm ve içeride çok sevdiğim misafirlerim var. Sizin de çok sevdiğinizden emin olduğum insanlar. Sizi istiyorsanız götüreyim yanına. Sen böyle ki diamond. Sen böyle ki diamond. Arkadaşlarım gelince direkt onlarla sohbet edip, muhabbet edip, hatta film izlemiş miydik o gün hatırlamıyorum ama onlarla vakit geçirdiğimiz için kapanışı yapamamıştım ben direkt odaya gidip. O yüzden şimdi yapmak istedim. Klasik kapanışımı yapıyorum size. Çünkü bunu yapmayınca kızıyorsunuz ve kızmanız hoşuma gidiyor. Çünkü bu kapanışı ben çok seviyorum, size sevmeniz hoşuma gidiyor. Hepinizi çok 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 seviyorum. Çok 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 öpüyorum. Başka diğer güzel videolarda, vloglarda görüşmek üzere. Bye bye.